yok, buraya güneş gelmiyor. Sadece işte sabah 9'da 10 arası şuraya bir güneş geliyor. Ondan sonra güneş buraya arkaya geçiyor. Ondan sonra güneş yok. İşte hava almaya çalışıyoruz. F tipi cezaevi gibi. Ah benim güzel Bursa'm, nerede eski Bursa'm? Yeşil Bursa oldu, beton Bursa maalesef. Ben Nihat Altılar. Uzun yıllardır ben Bursa'da yaşıyorum. Denizciyim kendim, aynı zamanda emekli oldum. 35 sene önce bizim burada Tayakadın mahallemiz vardı. Biz bu zaten Bursa'nın yerlisiyiz. Benim ablalarım, kardeşlerim hepimiz biz burada büyüdük, Tayakadın'da büyüdük. Belediye başkanlarımız geldi. Evinizi dediler, kentsel dönüşüm, cazibe merkezi yapacağız dediler. Ve biz de olur dedik, iyi güzel dedik. Fakat bize 13 kat üzerinden proje söylendi. 13 kat oldu 22 kat. Ondan sonra burada vatandaşlar evlerini geç teslim aldılar. Bir de aynı zamanda burada TOKİ Emlak AŞ diye bir TOKİ'nin bize kayyum atamış olduğu bir emlakçı vardı. O emlak da bize burada yönetim olarak hiç hizmet vermedi. Çevre düzenlemesi yok. Asansör arızaları giderilmiyordu. Onun yanında kazanlarımız patladı. Aşağıda kazanlarımız patladı. En sonunda bu dedik yönetim gitsin buradan. En sonunda şimdi biz bu yönetimi göndereceğiz. Kendi yönetimimizi sivil olarak ele alınca burada herkes huzurlu olmaya başladı. Daha rahat olmaya başladı. İşte burada toprak döktük. Ağaçlarımızı koyduk. Aşağıda görüyorsunuz ağaçları. Kendi imkanlarımızla. Burada işte şimdi çevre düzenlemesi yapıyorlar. Seçimler yaklaştı diye. 6 senedir çevre düzenlemesi yoktu. Yönetim bitti. Belediyeler de şimdi işte oy peşindeler herhalde. Kimisinin duvarları çatladı, dış cephelerde suvalar dökülmüş, temellerde derseniz rutubet, otoparkı su bastı. Benim bulaşık makinem mesela şu an arızalı. Şoförümü de geçen gün 550 lira verdim, onu tamir ettirdim. Kireçli, çok sular kireçli ondan. Yani ben bir Bursalı olarak, su deryasının içinde olan bir Bursalı olarak bizim Erikli'nin suları yabancılara satılıyor. Burada Bursa halkı bu kendi suyundan faydalanamıyor diye düşünüyorum. Damacana ile yaşamak zorunda değil Bursa halkı. Bize diyorlar ki bunlar Bursa'da su sokaktan içilebilir. Ama hiç de öyle değil. Herkesin evinde bir damacanası var. Vallahi balkon keyfi yapıyoruz işte. 3 yerden ben bunu dağları görebiliyorum. Bir de şöyle kafamı kaldırınca Uludağ'ı görebiliyorum. O şekilde yani. Uludağ'ın yarısını görüyorum. Tamam, bunu göremiyoruz tabii. O zaman nasıldı biliyor musunuz? Benim komşu annem vardı, komşu babalarım vardı. Bir tabak pişerdi, komşuya giderdi. Öbür komşudan bir tabak bize gelirdi. Bir komşunun canı yandığında öbür komşunun canı yanardı. Yeşillikti. Kültürümüz vardı, örf adetimiz vardı. Güzel bir Bursa'nın dokusu vardı. Eski Bursalı'yı idrak edebiliyorsunuzdur herhalde. O günleri arıyoruz, size samimi söylüyorum. Burayı gördüm değil mi? Benim dedim Bursa'm ne olmuş böyle dedim ya dedim. Kültürü bozulmuş, dokusu bozulmuş. Her yer burada 5 kat olması gerekirken ya da 10 kat olması gerekirken yani sirkülasyon olayı yok. İnsanların da sirkülasyonu bozulmuş. Kültürü bozulmuş, doğası bozulmuş. Bu şekilde yani. Yani oturuyoruz ama oturmaya devam edeceğiz bu şekilde diye düşünüyorum. Ne
çalıştım. Ben de buraya çıkacağım. Onlar da kendince nefes almaya çalışıyorlar. Bu benim annemin 45 senelik çiçeği. Buna böyle hep hayat vermeye çalışıyoruz. Hadi diyoruz biraz hiç olmazsa çiçeklerimiz huzurlu olsun. Biz huzurlu olamadık. Olmaya da çalışıyoruz gerçi. Kesinlikle istemem. Olmuş bitmiş artık. Ben Ali Nur Aktaş'ın kendisini yakaladım. Kendisine bizzat söyledim. Bakın dedim, Sayın Başkanım, siz dedim ikide bir de dedim, ben iktidar olursam bu evleri tıraşlayacağım diye söylüyorsunuz dedim. Böyle bir şey var mı dedim. Böyle dedim artık dedim milleti dedim iyice dedim bunalttınız dedim. Yıkacaktınız, niye yaptınız dedim. 13 kat projesi olan bir binanın üzerinde niye dedim 22 kat çıktınız dedim. Şimdi dedim evleri tıraşlayacağını söylüyorsunuz dedim. Ve olur mu ya dedi Nihat Bey dedi, kimsenin rızası olmadan dedi evler yıkılır mı dedi bana. Yok öyle bir şey dedi. Abi baktım akşam olmuş Line TV'de. Eğer ömrüm biterse ben evleri yıkacağım, tıraşlayacağım lafını yapıyor. Benim gibi. Herkes benim gibi. Herkes benim gibi. Şimdi burada insanlar, size samimi söylüyorum, ne istiyorlar biliyor musunuz? Evlerimiz oldu, artık normal bir hayata geçelim. Çevre düzenlerimiz olsun, yeşilliklerimizi etrafa koyalım. Çocuklarımızı daha güzel bir şekilde eğitimini alsınlar. Çocuklarımız böyle daha etik bir ortamda yaşasınlar. Bursa'nın dokusu bozuldu biliyorsunuz daha önce. Aynı komşulukları, aynı havayı tekrar böyle yaşatmak babında hem dernek olarak hem de ben TOKİ Doğan Bey koordinatörü olarak hem de halk olarak tekrar o eski komşuluk ilişkilerine girmeye çalışıyoruz. Öyle bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi tekrar böyle bir Doğan Bey'i bozma gibi bir olay olursa bu insanlar bunu kaldıramazlar. İnşallah belediyeler burada bir rant, ihale ortamına tekrar böyle girmezler. Bu milleti rahat ettirmek için daha başka böyle bir yönlendirme olabilir. Bu insanlar nefes almak zorunda. Biraz böyle sıkılarak söylüyorum. Çünkü TOKİ Doğan Bey'de evler günlük kiraya çok verildi. Doğan Bey'in böyle biraz adı çıktı. Yani bu konuda. Suriyeliler geldi, Katarlılar geldi, günlükçüler geldi. Evlerde biliyorsunuz belediyeler tarafından 13 katken oldu 22 kat. Bir de böyle bir reklam oldu. Ama bizim çocuklarımız, bu halkımız bu mağduriyetleri hak etmiyor. Size samimi söylüyorum. Allah betenden saklasın. İnşallah bundan sonra daha güzel bir kentsel dönüşüm olur.